Herkese merhabalar. Tonguç senle beraber bugün muhteşem bir kuvvet. Limon mu satacağız hocam? Hayır saçmalama. Dinamometremiz burada. Süper. Gel abi 5 tane 5 lira. 5 tane 5 lira. Dinamometremiz burada. Tonguç Eren benim görüyorsun. Dinamometremizde bir şeyler ölçeceğiz şimdi. Dinamometre ne ölçer Tonguç Eren benim? Ağırlık. Süper zekisin gerçekten. Filemiz var. Bu filenin içine limonlarımızı koyacağız. Evet limonlarımızı aslında birer ağırlık olarak kullanacağız. Böyle güzel güzel limonlar aldık senin için gerçekten de tazecik. İnşallah bunları da sonradan cumburlop yiyeceğiz. Şimdi Tonguç'un filemizin içine bir tane limon atıyorum tamam mı? Bir tane limon attıktan sonra bu limonu buradan hemen filemizi böyle takıyoruz Tonguç evladım benim. Hocam limon taneyle satılır, evet, ağırlıkla satılmaz. Ve ölçümü yapıyoruz. Ölçümde kaç çıktı Tonguç hemen görebiliyor musun bakalım buradan? 0.5 çıktı, evet harika. Gerçekten çok zekisin Tonguç'um. Peki ikinci bir limon atarsam ne olacak acaba? Hadi bakalım seninle beraber. Fiyat artar. Evet fiyat artar. Onun dışında ama bir dakika hemen şuradan bir tane daha limon gönderiyorum içeriye filenin içine. Filenin içine bir tane daha limon gönderdiğimiz zaman Tonguç'um. Hadi bakalım şimdi ağırlığımızı ölçelim. Şimdi ağırlığımızı ölçtüğümüz zaman acaba kaç? Daha da aşağı indi. Harika, daha da aşağı indi ve ağırlığımız arttı. Kaç oldu ağırlığımız Tonguç herhalde benim? Buradan 2, 1.5 falan oldu hocam. Evet, 1 oldu abi, 1 olmuş. 1 oldu. Süper zekisin gerçekten, süper zekisin şimdi. Demek ki 50 gram falan limon. Evet evet gerçekten de evet. Yani 0.5 Newton civarında bir şey gerçekten de 50 gram gibi bir şey. Bayağı ağırlaştı hocam. Süper zekisin Tonguç'um. Bunu kaldıramaz şimdi ki. Şimdi geldik 3 tane. 3 taneye geldiğimiz zaman acaba ne olacak? Bakar mısın Tonguç'um? 2 diyorum hocam. Evet 2'ye yakın İki bir değer. 2 diyenler var. 2'ye yakın bir değer. Gerçekten bir son koyduğumuz limon galiba birazcık daha fazla diğerlerinden ağır olduğunu anlayabiliriz Tonguç'um. Dolayısıyla biz bu şekilde ağırlıklarını ölçebiliyoruz. Evet 3'üncüyü de tarttık şimdi. Daha büyük bir file alalım. Hocam 4 tane kaldıramaz ki. 4 taneyi kaldıramayacağız gerçekten de. Şunları hemen çıkartalım. 3 tane limon. Oyuncu değişikliği. Evet bir tane daha büyük bir file aldık. İçine hepsini koyacağız. 1, 2, 3 ve 4 tane limonu koyduk. Gerçekten de şimdi güzel bir tartı mekanizması kuruyoruz seninle beraber. Evet, şuradan bağlayalım. Evet. Gerçekten de iyice. Hocam bayağı 3 oldu hocam. Evet. Neredeyse 3.5 civarına gelmeye başladı. Görüyorsun Tom. Var mı artıran? Birimin sihirli dünyasına hoş geldin. Hocam şu an büyülenmiş durumda. Demek ki dinamometre ağırlık arttıkça artar. Hatta birazcık daha gerdi mi? Böyle hop görüyor musun? Daha da fazla oldu. Ve bak dikkat et. Ne oldu? İlk limonda 0.5. 0.6 civarında bir şey. İkinci limonda 1.2 civarında bir şey. Yani her limon arttıkça buradaki Newton'da göstergesi artıyor. Burada gördüğün gibi süper. Teşekkürler Newton. Evet teşekkürler Newton diyoruz. Ve ağırlık deneyimize de dinamometrenin nasıl çalıştığını ispat etmiş olduk. Hadi bakalım bir sonraki deneyimize görüşmek üzere.